Evrenin herhangi bir yerinde her an milyonlarca hatta milyarlarca yeni yıldız oluşur. Peki hiç düşündünüz mü? Bu yıldızlar nasıl doğar? Yıldızlar evrenin uzak ve soğuk bölgelerinde dağınık halde bulunan moleküler bulut adını verdiğimiz bölgelerde oluşur. Bir kumsal hayal edin. Her yerde ince kumlar var. Bir çocuk ıslak kumlardan avucuna sığdığı kadar küçük kum topları yapıyor. İşte karşınızda kumdan yıldızlar. Yıldızların ham maddesi yıldızlar arası ortamda bulunan gaz ve tozlar. Evrenin ilk başlangıcında bol miktarda hidrojen ve birazcık da helyum vardı. Fakat daha sonra elementler çeşitlendi. Yıldızı oluşturan ham madde işte bu hidrojen, helyum ve biraz da ağır elementler. Bazı araştırmalara göre güneş benzeri yıldızları oluşturan bir bulutun toz taneciklerinin grafit, silikat ve buzdan meydana geldiğini biliyoruz. Yani gerçekten kumsaldaki kumlar gibi. Yıldızlar arası ortamda toz ve gaz bir arada bulunur. Ama tozun yoğunluğu gaza göre oldukça az. Örneğin Gökada'mızda her 1 milyon metreküpte bir tane toz taneciği bulunur. Yani yan yana 400 tane olimpik yüzme havuzunun hacminde bir tanecik toz parçacığı. Yıldızın toplam kütlesinin 100 katı ise gazdan meydana gelir. Bir yıldızın oluşabilmesi için ortamdaki bu maddenin bir şekilde tetiklenmesi gerekir. Örneğin yakınlarda bulunan bir yıldızın süpernova patlaması geçirmesiyle tetiklenme mümkün olabilir. Yeri gelmişken söyleyelim. Demir, bakır, nikel gibi ağır elementlerin hepsi bizden önceki bir yıldızın süpernova olarak patlamasıyla oluşmuş olmalı. Moleküler bulut, bulutsu ya da kitaplarda sıkça karşılaştığımız nebula adını verdiğimiz bu ortamlardaki madde çökmeye başlar. Burada etkili olan 4 temel kuvvetten ikisi kütle çekim ve elektromanyetik kuvvet. Kütle çekim altında çöken madde aynı zamanda dönmeye başlar. Dönmenin ve kütle çekimin tüm yönlerden etki etmesi topaklanmanın homojen olmasını sağlar. Bu şekilde başlayan topaklanma oluşan cisme küresel şeklini verir. Yıldızı oluşturabilecek madde miktarında bir sınırı var. Yani bir avuç hidrojen kendi içine çökerek yıldız oluşturamaz. Yıldız astrofiziğinde sıkça karşılaştığımız bu sınıra cins kararsızlığı diyoruz. Cins kararsızlığı moleküler bulutun hem kütlesi hem de boyutuyla ilgili bir sınırı temsil eder. Bunu bir bina yapmak için gereken tuğla sayısına benzetebiliriz. Eğer ihtiyacımızdan daha az tuğlaya ya da alana sahipsek bir binayı yapamayız. Tıpkı bu sınırlardan daha düşük bir değere sahip olan moleküler bulutta yıldız oluşturamayacağımız gibi. Bir cisme yıldız diyebilmemiz için çekirdeğinde nükleer tepkimeler başlamalı. Tepkimeler için belirli bir kütleye ihtiyaç var. Gerekli kütle yıldızımız Güneş'in yaklaşık %8'i kadar. Yani Güneş'i 100 kilogram kabul edersek, evrendeki yıldız diyebileceğimiz en küçük cisim 8 kilogram olmalı. Bunun hemen altındaki değerlere kahverengi cüceler diyoruz. Yani onlar birer başarısız yıldız. Artık yıldızı oluşturabilecek boyutta maddemiz olduğuna göre sıra geldi ilk kıvılcımı çakmaya. Protostar adını verdiğimiz ve kütle çekim etkisiyle kendi içine çökmeye başlayan madde gittikçe ısınır. Sıcaklık yaklaşık 10 milyon dereceye ulaştığında çekirdekteki hidrojen atomları kaynaşmaya başlar. Bunu bir odanın içine sıkışmış yüzlerce insan gibi düşünebilir. Sıkışan maddedeki kütle çekimsel potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Bu da kendisini ısı enerjisi olarak açığa çıkartır. Büzüşen yıldız içindeki ısı enerjisi basınç oluşturur. Bu basınç yıldızın kendi içine çökmesine engel olur. Yıldız kütlesinin neredeyse %10'u çekirdeği oluşturur. Burada bulunan her 4 hidrojen atomu bir helyuma dönüşür. Fakat işin ilginç yanı 4 tane hidrojen atomunun kütlesini topladığımızda bir helyumdan daha ağır gelir. Hidrojen çekirdeğinin atomik kütlesi 1.0078 gram bölü mol. Yani 4 tanesi 4.0312 gram bölü mol. Helyum için bu kütle 4.0026 gram bölü mol. Helyum oluşurken ortada kaybolan kütle nerede? Buradan Einstein'a selam olsun. E eşittir mc kare denklemi gereğince kaybolan kütle enerjiye dönüşür. Güneş'i örnek verecek olursak her saniye 600 milyon ton hidrojen 596 milyon ton helyuma dönüşür. Yani her 4 saniyede bir yeryüzündeki bütün motorlu araçların kütlesi kadar hidrojen helyuma dönüşür. Her an gerçekleşen bu olay diğer yıldızlarla birlikte tüm evrene enerji sağlar. Madde sonsuza kadar kendi içine çökmez.
İçeride gerçekleşen nükleer tepkimeler dışarı doğru bir basınç oluşturur. Her şeyde olduğu gibi burada da bir denge söz konusu. İçeride gerçekleşen nükleer tepkimeler dışarıya doğru bir basınç oluşturur. Buna ışının basıncı denir. İçeri doğru çökmeye devam etmek isteyen madde ışının basıncı sayesinde çökemez ve dengelenir. Bunu halat çekme yarışı olarak düşün. Bir taraf sürekli içe doğru çekmeye çalışıyor ki bunlar kütle çekiminin elemanları. Diğer taraf sürekli dışarıya doğru bir ışının basıncı. Bu duruma hidrostatik denge diyoruz ve hidrostatik denge denklemini görüyoruz. Bu denklem başka bir videonun konusu olarak karşımıza elbet çıkacak. Bu dengeye ulaşan cisim artık resmen bir yıldız. Yeni doğan yıldızın kaderi onun başlangıçta topladığı kütleye ve kimyasal bolluğuna bağlı. Evrendeki trilyonlarca yıldızdan yalnızca bir tanesinin doğumuna tanık. Bundan sonrası artık yıldız evriminin yani başka bir videonun konusu. O zamana kadar evrenin ardından koşmaya devam.